Herkese merhaba. Bugünkü tarifim Kemal Paşa tatlısı. Bunun için ilk önce hamurumu hazırlıyorum. Hamurum için bir tane yumurtam var. 1 çay bardağı yoğurt. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. İlk önce bunları şöyle bir karıştırıyorum. Hafif karıştırdıktan sonra toplamda bir buçuk su bardağı irmik ekliyorum. İrmiğimi ekledim İlk önce bunu bir şöyle yoğuruyorum bir paket vanilya yarım paket kabartma tozum var bunu da ekledim yoğurmaya devam ediyorum son olarak bir buçuk su bardağı unum var unumu da ekleyerek hamurumu güzelce yoğuruyorum hamurunuz çok katı sert yapmayın çok sert yaparsanız içerisinde şerbeti almakta zorlanacaktır. güzelce yoğuruyorum. Bu eklemiş olduğum un yeterli olacak zaten. Şöyle bir toparladım. Hamurum hazır bakın. Söylediğim gibi en önemli püf noktalarından bir tanesi hamurunun yumuşak olması. Şöyle elimle alıyorum ve minik minik yuvarlıyorum. Mümkün olduğunca küçük yapın. Yine bu da diğer püf noktalarından bir tanesi. Eğer çok iri yaparsanız birazcık da kabartma tozunun etkisiyle kabaracağı için içerisine şerbetini çekmekte zorlanacaktır. Yani böyle fındık ve veya fındıktan çok az daha büyük olsa yeterli olacaktır. Böyle hazırlıyorum. Bütün hamurum bitene kadar. Böyle aynı şekilde hazırlayacağım. Gayet bol bereketli bir tarif. Evinizdeki kişi sayısı azsa eğer ölçüleri azaltabilirsiniz. Bakın bir tepsi tamamını hazırladım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Alt kısımlarının kızarmış olması pişmesi için yeterli. Pişti. Bakın şu şekilde gösteriyorum. Hazır. Şimdi bunları şerbetimin içerisinde pişireceğim ama soğuduktan sonra. Şerbetim için ise 3,5 su bardağı şeker ve 5 su bardağı suyu tenceremin içerisine aldım. Güzelce şekerimi eriyene kadar karıştırıyorum. Bir kısmını burada eriteceğim. Kalan kısmı da yine ocakta kaynarken eriyecek zaten. Bakın böyle karıştırarak kaynamayı bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımı orta ateşe alacağım. Bakın hafif kaynadı. Ben altını kıstım şu anda üst kısımları alta gelecek şekilde tamamını tenceremin içerisine atıyorum. Mümkün olduğunca en büyük en geniş tencerenizi kullanın. Eğer böyle büyük bir tencereniz yoksa iki turda da pişirebilirsiniz hazırlayabilirsiniz. Bu ölçüde yapıp yarısını dondurucuya atıp hazırlayacağınızda dondurucudan çıkararak da şerbetleyebilirsiniz. Böyle güzelce kaynatıyorum. Bakın orta ateşte güzel kaynıyor. Şimdi böyle kaynadıktan sonra bir kaşık yardımıyla yönlerini çeviriyorum. Hala suyum çok bakın. Böyle kaynarken zaten suyunu tamamen çekmeye başlayacak. İçerisinde kesinlikle su kalmayacak. O zamana kadar da zaten bütün şerbetin içerisinde çekmiş oluyor. Tatlım hazır. Bakın tenceremde doğru düzgün şerbet yok. Servis tabağının içerisine alıyorum. Çok az bir şerbeti var gördüğünüz gibi. Böyle Tek tek bir kaşık yardımıyla alıyorum. Ben e, tek e, tabağa sığmadığı için e, iki tabağın içerisine aldım. Siz evinizde kullanmış olduğunuz servis tabağına göre e, bu değişebilir. Bakın tamamını hazırladıktan sonra bu tatlının en büyük faydası e, parçası bence Hindistan cevizi üzerine böyle bolca Hindistan cevizi serpiyorum tabi sevmiyorsanız bunu kullanmak zorunda değilsiniz Hazırladım şimdi bakın göstereceğim şerbetini tamamen çekti şimdi dağılacak bakın deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun